Üçkağıtçı. Efendim, evinizin neşesi herhalde Hiranur. Evet. Hiranur bizim evimizin neşesi. Sevgilimiz, meleğimiz, aşkımız. Tam bir melek. İsmini nasıl verdiniz? Onun bir de bir doğum hikayesi var. Evet. Hiranur'un ilginç bir doğum hikayesi var. Hiranur 1 Ocak 2013 doğumlu. Down sendromlu. Büyük kızımın ikinci kızı. Bir de ablası var Zeynep. Zeynep 7 yaşında. İlkokul 2. sınıfa gidiyor. Ben Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde Gebele'ye şeye gitmiştik. Yüksek düzey stratejik işbirliği toplantısına. Tam orada uçağa binecekken Sara Hanım beni aradı. Dedi ki ya kötü bir haber vereceğim dedi. Münevver'in çocuğu Down'luymuş dedi. Bir anda böyle tam uçağa bineceğim. Başımdan kaynar sular döküldü. Neyse 2-3 saatlik o yolculuk da bitmek bilmedi. Geldim. Önce kızımla falan konuştuk. Tabii hekimleriyle falan konuşuyoruz. İşte çocuğu doğuracak mısın, aldıracak mısın? Yani şimdi bunlar tabii engelli kabul edildiği için hekimler de doğal olarak öyle bir şey soruyorlar. Kızım şiddetle reddetti onu. Daha sonra kızıma da bir destek olmamız lazım. Psikolojik ve tıbbi anlamda destek olmamız lazım. Sara Hanım'la beraber konuştuk ve dedim ki bu teklifi sen mi getirdin ben mi getirdim Sara? Tam sanki ben söylediğim gibi geliyor Siz ama söylediniz herhalde. yani şeyi Hiranur'u biz alalım biz büyütelim falan diye. Torununa Kendi anne torunumuz babalık. tabii anne babalık aynı zamanda dedelik anneannelik falan. Kızım şiddete karşı çıktı damadımla beraber. Sonra çocuk doğdu. 1,5 aylıkken ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Ve şu anda da hamdolsun gayet iyi, sağlığı yerinde. Bizim neşe kaynağımız. Tabii birazcık normal çocuklardan daha geri. Şu anda konuşamıyor ama içi dolmuş. Yani her an patır patır Çok iyi. konuşacak durumda. Ki normal çocuklarda da o olabilir. Ama biz onun o haliyle kabul ediyoruz ve seviyoruz. Hiranur doğmadan önce ablası annesine hep şey diyordu, diyormuş. Anne bizim meleğimiz ne zaman gelecek, meleğimiz ne zaman gelecek filan. Sonra Sare Hanım internette bu Down'larla filan tabii doğal olarak çok fazla şey yapıyoruz, araştırma yapıyoruz. Sare Hanım dedi ki, ya dedi çok enteresan bir şey rastladım dedi internette. Bu Down sendromlu çocukların anneleri çocuklar hep meleğim meleğim diye severmiş. Zeynep de işte anne bizim meleğimiz ne Meleğim. zaman gelecek, ne zaman doğacak falan diye sorduğu için. Sonra dedik ki bunun isimlerinden birisi Melek olsun. İşte Hiranur Melek. Gerçekten melek ama. Evet gerçekten öyle. Bir büyük dedesi var. O büyük dedesi Hiranur ismini koyalım dedi. Ondan sonra biz de Melek de ilave ettik. Hiranur Melek oldu. Nasıl şimdi aranızdaki ilişki? Sizi çok seviyor. Harika. Arada Yani kandırıyor falan tabii ama kandırıyor. ağzınıza. Öyle. Ama o da hoşumuza gidiyor yani. Sonuçta normal bir birey fert tepkisi. Dolayısıyla aramızda gerçekten çok ciddi bir gönül bağı var. Yani Hiranur şunu söyleyeyim. Yani büyük torunumu da çok seviyorum. O da çok farklı bir çocuk. Çok akıllı, zeki. Diyaloglarımız iyi. Beraber kitapçıya falan gidiyoruz. Yani zaman zaman arkadaşlık yapıyoruz. Ama tabii Hiranur onu tanıyan yani kızımın, damadımın, bizim işte kayınbiraderlerin, kardeşlerim falan yakın irtibatta olduğu 25-30 tane ailenin ortak sevgilisi diyebilirim. Neşe kaynağı. Aynen öyle. Sizin gelelim evlilik hikayenize.
Nasıl tanıştınız? Yollar nasıl kesişti? Erzurum'da başlayan bir şeyimiz oldu, hikayemiz oldu. Üniversite yıllarında? Yok, hayır. Recep Bey'in annesi vesile olmuştu. O şekilde tanıştık. Yani Erzurum'la lezzetleriyle ve Erzurum'la bağlarını benimle evlenerek, bütünleştirerek evlendim. Siz Erzurumlu musunuz? Ben Erzurumluyum, evet. Musun? Ben Erzurumlu. Siz okul için, üniversite için Erzurum'a gittiniz. Erzurum'dan kız alıp döndünüz. Öyle mi anlıyoruz? Yani hem işimi hem eşimi Erzurum'la almış oldum. Çok yani. Güzel olmuş. Yani Erzurum'u o kadar çok sevdi ki bağlarını ömür boyu güçlendirdi Erzurum'da. Nişan orada oldu ama düğünümüzü tabii Erzurum'da yaptık. Ama düğünün akşamı Mardin'e gitmek durumunda kaldık. Ben şeydeydim, Mardin'de meşru hizmetteydim. İlk görev yeriniz Mardin'de. Tabii sade, çok sade bir düğün ve ondan sonra düğünün arkasına hemen Mardin'e gittik. Mardin'e gittik. Hatta şöyle enteresan, ev eşyalarını önce göndermiştik. Mardin'de otobüsle Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Mardin'e geldik. Diyarbakır'dan Mardin'e giderken sene 1985 Mart ayı. Yol o kadar dardı ki Diyarbakır-Mardin arası. Bizim minibüsle otobüs arası bir şeydi yani, minibüs dediğimiz küçük orta boy bir orta boy araçla gidiyoruz. Karşıdan büyük işte kamyon vesaire geldiği zaman yolun kenarında birisi duruyordu. Diğeri geçiyor. Diğeri geçiyordu filan. Önce ona şaşırmış Sare Hanım. Sonra otobüsten indik. Bir hamal geldi. İki tane bavulumuz var. Dedim ki burada dedim eşyalarımızı taksiye koyamıyoruz dedim. Niye dedi? Çünkü dedim oturduğumuz yere taksi gitmiyor. Ne gidiyor? Ya hamal gider ya da o şeyler vardı, yük taşıyan eşekler vardı. Yok, o ara sokaklardan falan. Mardin çok egzotik, gizemli bir şehirdir. Çok da güzeldir gerçekten. Orada çok önemli dostluklarımız oldu. O şeyleri bir eşeğin sırtına yükledik. Sonra eve yürüyerek gittik. O galiba çok Sare Hanım için şaşırtıcı bir şey olmuş. Önce ben özür dilemişti Necdet Bey. Hani gelin gidiyorsunuz Mardin'e, böyle otobüsten iniyorsunuz, bir arabanın sizi karşılayacağını, götüreceğini düşünürken işte bir hamal ve bir eşek. İşte özür dilerim, burada ulaşım bunlarla sağlanıyormuş, yapacağımız bir şey yok. Eşyalarımızı bunlar götürecek, biz de beraber yürüyeceğiz demişti. Onun ama çok da kibarca aynı zamanda. Evet tabii, aynen öyledir. Ama Mardin'i gerçekten çok sevdim. 2 yıl kaldım. Hani orada ilk gittiğim zaman hani gurbet diye tabir edilir şekilde, tabii ilk gelin gidiyorsunuz. Mardin halkı Arap ve Kürt. Gerçekten çok güzel ve sıcak dostluklarımız oldu. Mardin'i çok sevdim, hiç unutmadım. Ara ara Mardin'e giderim ve Mardinlileri de çok seviyorum. Ben içli köfteyi Mardin'de öğrendim. Çünkü bizim kültürümüzde yoktur. Bir de bizim evimiz böyle caddenin önce aşağıda bir yerde oturduk. İşte belediyenin eşekleri vardır, çöpünüzü alır, tüp isterseniz işte eşekle gelir falan. Onlar tabii benim çok önce garibime gitmişti. Sare Hanım, size sormak istiyorum. Gerçi Mardin özründen anladık, kibar bir beyefendi Necdet Bey, ama nasıl bir eştir Necdet Ünü var? Yani tabii bugün farklı dile getirmek istiyorum. Necdet Bey'in kitaplarına, okumasına saygı gösterdiğiniz sürece çok iyi bir insandır. Yani gerçekten bizim 31-32 yıllık evliliğimiz var. Bu süre içinde her şeyimizi birbirimizle istişare yaparak, birbirimize sorarak, yani hiç saygının sınırı dışına çıkmadık. Çok şükür. Hiç sinirlendiği zamanlar oluyor mu? Ben Necdet Bey'i mecliste hiç sinirli görmüyorum mesela. Ne zaman sinirleniyor Necdet Bey? Demek ki Beşiktaş'ın yenildiği zamanlar denk gelmemiş. Aynen öyle. Ben de iyi bir Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın yenmesi için çok dua ederim. Ama Necdet Bey kızmasın diye değil. Yok, hayır. Yani ben de tabii seyrederek iyi bir Beşiktaşlı oldum. Bilmiyorum yani, severek seyrediyorum. Şeydir ama yani. Seneye Beşiktaş'ın yenildiği zaman üzülmeyeceğim bir takım geliyor. Öyle yani mi? Bir veya iki takım geliyor. Adana takımlarından bir veya ikisi inşallah. Süper Lig. Süper Lig'e çıkacak. O zaman Beşiktaş ona yenilirse üzülmeyeceğim. Yani. O da çünkü benim takımım. İnşallah yenilmez. Süper Lig'de de görürüz. İnşallah. Birlikte maç izlediğiniz oluyor mu? Çok. Yani biz çok. Bütün maçları beraber izleriz. Bütün aile Beşiktaşlı mı yoksa? Evet. Oo, çok güzel. Sizden miraz kalmış gibi olmuş. Hiranur böyle... Demek ki geçen bir maç seyrederken gole falan sevindiğimi görmüş. O eve gidince gol falan diyormuş kendi kendine. Çocukların veli toplantısına hiç gidebildiniz mi?
Yani hakkımı yemeyeyim, bir defa gittim. Mesela oğlumun üniversiteye kayıtla beraber gittik. Mezuniyetine gittim. Büyük kızımın mezuniyetine gittim. Ben müsteşarken başladı. Milletvekili olduktan sonra bitirdi. Okulun dekanı falan benim kızım olduğunu mezuniyette öğrendiler. Sporla müzikle aranız nasıl? Müziği dinliyorum. Yani bir enstrüman falan çalmayı arzu ederdim ama olmadı yani. Ne çalmak isterdiniz mesela? Mesela saz çalmak isterdim. Neşet Ertaş'ı, Musa Eroğlu'nu falan görünce keşke diyorum onun gibi saz çalsaydım falan diye içimden geçiyor ama galiba tıbbiyede okumanın getirdiği şeyler. Spor okul çağlarında okul takımında amatör olarak falan oynadım. Okul takımında oynardım. Futbol. Kornerden gol attığımı hatırlıyorum. Yani o şeyde kum sahada.